şiirlerle menkıbeler İmam-ı Rabbani kuddisse Dünya fanidir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor bu dünyanın hakkında. Oğlum dünya hayatı kısa ve geçicidir. Ahiret azabı ise sonsuz ve şiddetlidir. İleriyi tam gören akıl sahiplerinin hazırlıklı olması lazımdır bunun için. Bu dünyanın tadına, sahte güzelliğine aldanan yarın düşer bir pişmanlık içine. İnsanların şeref ve itibarı eğer ki sadece dünyalık ve mal ile ölçülseydi, dünyalığı çok olan kafir ve münafıklar, herkesten daha fazla kazanırdı itibar. Dünyanın görünüşü güzel de olsa yine, sırf ahmaklar aldanır onun güzelliğine. Şu birkaç günlük ömrü bilerek büyük fırsat, Allah'a ibadetle geçirmeli her saat. Allah'ın kullarına iyilik etmelidir. Bunu kurtuluş için vesile bilmelidir. İki şey lazımdır ki azaptan halas için bunu iyi bilmesi lazımdır her kişinin. Birincisi Allah'ın emrü nevahisine kıymet vermek ve saygı göstermektir hepsine. Ve onun yarattığı Bil cümle mahlukata şefkat ve merhametle davranmaktır mutlaka. Allah'ın Resulü'nün Rabbimizden alarak bize getirdikleri hep doğrudur muhakkak. Sayıklama, eğlence, şaka sözler değildir. O hiç yalan söylemez. Muhammedül Emin'dir. O halde tavşan gibi gözü açık olarak, daha ne güne kadar sürecek bu uyumak? Bu uyumanın sonu, rezil rüsvay olmaktır. Ahirette eli boş, mahrum kala kalmaktır. Biliyorum, gençsiniz, kaynamakta içiniz. Dünya nimetlerinin tamam içindesiniz. Dünya nimetleriniz tamam ise de fakat, yarın bu sözlerimiz olacak bir hakikat. Yine de elinizden bir şey kaçmış değildir. Allahü Teala'ya yalvaracak vakittir. Dünyada felaketten, ahirette azaptan kurtulabilmek için iki şey vardır el an. Birisi, Rabbimizin her emrine sarılmak, İkincisi haram ve günahlardan sakınmak. İkincisi ilkinden çok mühimdir ki daha vera ve takva denir haramdan sakınmaya. Bir gün Resulullah'a dediler ki filan zat gece gündüz uğraşıp yapıyor fazla taat. Buyurdu ki hiçbir şey vera gibi olamaz günahtan kaçınmaktır buyurdu yani esas. İnsanların melekten üstün olabilmesi, vera sayesindedir, çok yükselebilmesi. Melekler de pek fazla ibadet ediyorlar. Halbuki hiç terakki edemiyorlar onlar. O halde haramlardan kaçınmak pek evladır. Bu dinde en kıymetli, en üstün şey takvadır.